Şöhreti Mersin'in sınırını aşmış, künefeci Emin Usta'nın konuğu olduk. İzleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mersin Akdeniz'de künefeci Emin Usta bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi Bedri Leylak var. Bedri Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Sağ olasınız. Ben Bedri Leylak, künefeci Emin Usta'nın sahibiyim. Aynı zamanda işletmeciyim. İşletmecisiyim. Mersin'de bu işi yapmaktan büyük zevk ve onur duyuyorum. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Künefeci Emin Usta kaç yıldır faaliyet göstermekte? Babadan oğla 3 nesildir devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. En güzel şekilde, en iyi kaliteyle devam edecek. Mersin bölgesine girdiğimizden itibaren sizin künefecinizin ismini duymaya başladık. Künefeci Emin ne gibi hizmetler sunar? Sadece künefe üzerine bir firma mı burası? Künefe, börek çeşitleri, baklava tatlı çeşitleri, her şeyimiz mevcuttur ama en kaliteli şekilde yapılır. Üretimden, kaliteden ödün vermeyiz kesinlikle yani. Künefeyi, yani sizin ellerinizden çıkan künefeyi lezzetli yapan nedir? Künefe yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Kullanılan malzemedir. Peyniri, tereyağı, bunlar çok önemlidir. Peynir Antakya'dan geliyor. Tereyağımız Ceylanpınar'dan geliyor. Urfa Ceylanpınar'dan geliyor. Antakya künefesi ile Mersin künefesi farklıdır. Mersin künefesi peyniri bol, kadayıfı azdır. Antakya künefesinin kadayıfı fazla, peyniri azdır. Yani sizi de aslında lezzetli kılan, sizin künefenizi lezzetli kılan faktörlerden biri de peyniri çok kullanıyorsunuz ve Mersin usulü yapıyorsunuz. Evet, Mersin usulü. Yani buranın halkının yıllardır benimsediği usulü de bakır tepsilerde, özümerekten, yavaş ateşte böyle dinlendirme pişirerekten müşterimize sunuyoruz yani. Firmayı gezerken gözüme çarpan bir şey oldu. İmalat alanınız var. Yani burada ne yapılıyor bu imalat alanının, kurumda olmasının sizlere olan avantajı nedir? Ne için kullanılıyor? Bunlardan da bahsedelim. Her şey göz önünde. Benim kontrolüm içinde. İmalatın binada aynı binada oluyor. Her şey, mesela künefe biraz önce gördüğünüz gibi müşterinin gözü önünde yapılıyor cam arkasında. Künefe nasıl yapılıyor diye merak edenler için de hani görebiliyor. Yediği ürünün ne şartlarla üretildiğini görebiliyor. Hani hijyeniklik önemli bir şey yani benim için. Hijyen diyoruz böyle işletmelerde. Peki röportajdan önce bana bahsetmiş olduğunuz diğer bir şubenizle alakalı da orada bazı gerçekleştirilmesini istediğiniz projeler vardı. Onlardan da biraz bahsedelim. Onda da bir hobi mutfağı yapıyoruz. Hani şimdiki yetişen gençlerimiz acaba künefe nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor demektense ona yapmayı öğretip kendi yaptığı künefeyi kendisinin yemesini ve bunda bir hata var mı yok mu diye bakıp kontrol etmek. Yani nasıl künefe gençlerimize bir meslek dalı kazandırmak amaçlı yapılıyor.